Hiç güneşe bakıp onun geleceğini merak ettiniz mi? O, bize her gün ışık ve ısı veren devasa bir gaz topu. Onsuz dünyadaki yaşam mümkün olmazdı. Ama bazen insanlar korkutucu bir soru soruyor. Güneş bir gün kara deliğe dönüşüp bizi yutabilir mi? Kara delikler ışığı bile yutan kozmik nesnelerdir. Fakat güneşimiz bir kara deliğe dönüşecek mi? Bilim insanları güneşin kütlesinin bir kara delik oluşturmak için yeterli olmadığını söylüyor. Brady Dick. Yani güneşimiz asla kara deliğe dönüşmeyecek. Yıldızımız milyarlarca yıl sonra farklı bir şeye dönüşecek ama bizi yutmayacak. Peki, bir kara delik nasıl oluşur? Kara delikler devasa yıldızların ölümünden doğar. Bu yıldızlar güneşimizden 20 kat daha büyük kütleye sahiptir. Yaşamları boyunca yakıtlarını hızla yakar, enerji üretirler. Yakıtları bittiğinde çekirdekleri hızla çöker. Bu çöküş devasa bir süpernova patlamasına yol açar. Kalan çekirdek sonsuz yoğunlukta bir noktaya, yani tekilliğe dönüşür. Ve böylece yeni bir kara delik doğar. Artık bir kara deliğin nasıl oluştuğunu bildiğimize göre, güneşimizin bir kara delik oluşturmak için çok küçük olduğunu biliyoruz. Evrendeki yıldızlara baktığımızda her türlü boyutta ve renkte olduklarını görüyoruz. Güneşimiz teknik olarak sarı cüce yıldız olarak sınıflandırılır. O, genel olarak oldukça ortalama, orta büyüklükte bir yıldızdır. Dünyada bize devasa görünse de kara delik olacak yıldız devlerinin boyutuna yakın bile değildir. Öğrendiğimiz gibi bir kara delik olabilmesi için güneşten en az 20 kat daha büyük kütleye sahip bir yıldıza ihtiyacınız var. Güneşimiz bu tür dramatik bir son için çok küçük. Basitçe yeterli kütleye sahip değil. Şöyle düşünün, bir şeyi kara deliğe dönüştürmek için inanılmaz miktarda çekim kuvvetine ihtiyacınız var. Bu kuvvet kütleden gelir. Güneşimizin çok fazla kütlesi var, kesinlikle, ama süper ağır kategorisinde değil. Yakıtı bittikten sonra çekirdeğini kara deliğe dönüştürmek için gereken çekim gücüne sahip değil. Daha küçük kütlesi nedeniyle Güneş'in çok daha uzun ve daha istikrarlı bir ömrü var. Kara delik oluşturan dev yıldızlar yakıtlarını sadece birkaç milyon yılda yakarken Güneş'imiz yaklaşık 4,5 milyar yıldır istikrarlı bir şekilde parlıyor ve ana yaşam evresinin sadece yarısında. Hidrojen yakıtını yavaş ve dikkatli bir şekilde yakarak Güneş sistemimizdeki gezegenler için tutarlı bir enerji kaynağı sağlıyor. Bu istikrar, yaşamın dünyada gelişmesine ve yeşermesine izin verdi. Devler hızlı yaşar ve muhteşem bir şekilde ölürken, Güneşimiz uzun, istikrarlı bir yolculuk yapacaktır. Bu yüzden kesinlikle söyleyebiliriz ki, Güneş asla, asla bir kara delik olmayacak. Bu bilimsel olarak imkansız. Doğru bileşenlere sahip değil ve yeterince büyük değil, tabii ki. Bu bizim için harika bir haber. Yıldızımızın aniden kara deliğe dönüşmesi konusunda endişelenmemize gerek yok. Bunun yerine güneşimiz çok farklı ve çok daha az şiddetli bir geleceğe doğru ilerliyor. Bilim, yıldızımız yaşlandığında gerçekten ne olacağını milyarlarca yıl önceden görmemizi ve tahmin etmemizi sağlıyor. Büyüleyici bir son. Güneş kara delik olmayacak. Onun için bambaşka bir son var. Yaklaşık 5 milyar yıl sonra çekirdeğindeki hidrojen biter ve Güneş kırmızı dev olur. Dış katmanları genişler, Merkür ve Venüs'ü yutar, Dünya'ya yaklaşır. Sonra dış katmanlarını uzaya fırlatır ve gezegenimsi bulutsu oluşturur. Merkezde ise küçük ve yoğun bir beyaz cüce kalır. Güneş'in yok olması ile doğal olarak Güneş sistemindeki yaşamın da sona ermesi anlamına gelir. Videoyu beğendiyseniz beğenip paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sevgiyle kalın.